Buradayız efendim. Türkiye bugün çoklu bir kriz ortamı yaşıyor. Bir yanıyla ekonomik krizi derinden yaşıyoruz. Bir yanıyla bir sosyal siyasal krizin içerisindeyiz. Hayatın her alanında, eğitimde, sağlıkta, dış politikada bir kriz sarmalının içerisindeyiz. 20 yılı aşkın zamandır Türkiye'yi yöneten siyasi iktidar ne yazık ki Türkiye'yi çoklu bir kriz ortamına sürükledi. Ancak bugün Türkiye'nin içerisinde bulunan durumun 1980'lerden bu yana adım adım ağları örülen neoliberal politikalardan kaynaklandığını biliyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu neoliberal politikaların karşısına sosyal demokrasiyi koyacağız. Toplumun sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok güçlü bir biçimde dile getirmeye devam ediyoruz. Genel Başkanımız Türkiye'nin dört bir yanında tematik mitingler yapıyor. Geçen hafta Gebze'deydik, emek mitingi gerçekleştirdik. Ondan önce Rize'de çay mitingi, Trakya'da buğday mitingi, ondan önce Ankara'da emekli mitingi, atanamayan öğretmenler mitingi. Yani bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi yoklukla, yoksullukla mücadele eden kesimlerin sesi olmaya çok güçlü bir biçimde devam ediyor. İktidara geldiğimizde de emekle sermaye arasında eğer bir mesele varsa Cumhuriyet Halk Partisi emeğin yanında olarak bu ülkede yoksullukla mücadele eden kesimlerin sesi olmaya devam edecek. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi olarak seçmenin bize verdiği mesajın çok net bir biçimde farkındayız. Seçmen bize 2023'te merkezi iktidarı vermedi. 2019'da bize bir sınırlı yerel iktidar vermişti. Ama 2023'te bize merkezi iktidarı vermedi. 2024'te seçmen bize şu mesajı verdi. Dedi ki şimdi 2024'te sizi birinci parti yapıyoruz. Daha güçlendirerek bir yerel iktidar veriyoruz. Eğer yerel yönetimleri çok dikkatli yönetirseniz, halkın sorunlarını bir yandan dile getirip bir yandan da köklü çözümler belediyeler üzerinden üretebilirseniz sizi mutlaka bir erken seçimle veya 2028'de iktidar yapacağız diyor. Seçmenin verdiği mesajı çok net bir şekilde anlamış durumdayız. Çok sistematik, çok etkili, çok şeffaf bir belediyecilik süreci yürütmek için de çalışmaya devam ediyoruz. İlk seçimde bu ülkede merkezi iktidarı da hep birlikte alarak yoksulluğun, yolsuzluğun sonunu hep beraber getireceğiz diyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok açıkça ülkeyi yöneten siyasi iktidarın sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Tam da bu veriler çerçevesinde baktığımızda da evet artık Türkiye'de geçmişte yoksulluk dediğimiz kavram işsizlikle ya da herhangi bir geçim olanaklarına sahip olmamakla ilgili bir durumken şu anda Türkiye'de bir çalışan yoksulluğunu ve aynı zamanda maalesef çok üzülerek bunu görüyoruz ki bir emekli yoksulluğunu da konuşuyoruz. Çünkü Türkiye'de tüm çalışanlar, Türkiye toplumu artık 60'ların 70'lerin Türkiye'sinde değiliz. Türkiye toplumu bir ücretliler toplumu haline geldi. Türkiye toplumunun 1/4'ü hayatını çalışarak kazanıyor ve ücretli olarak hayatını sürdürüyor. Günümüzün, günlük yaşantımızın çok büyük bir kısmını iş yerinde çalışarak geçirmemize rağmen ki bütün OECD ülkeleri içerisinde en uzun çalışan ülkeyiz. Sadece Kolombiyalı sınıf kardeşlerimiz bizden yarım saat daha fazla çalışıyor. Ama bu çalışmanın karşılığında ürettiğimiz değerden aldığımız pay son derece düşük olduğu için bu ekonomi politikaları nedeniyle çalışıyor olmamıza rağmen bir iş sahibi olsak da maalesef yoksulluktan kurtulamıyoruz. Bizi yoksullaştıran şey, yapılan tercihler aslında yolsuzlukların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yolsuzluklar yoksulluğu doğuruyor, yoksulluk yozlaşmayı getiriyor. Yozlaşmanın içine daha da fazla saplanan insan ve insanın menfi düşünceleri de tekrar dönüyor, dolaşıyor, yeni yolsuzluklar yaratıyor. Ve bu yolsuzluklar bir süre sonra artık profesyonel yolsuzluk yapan bir azınlık yaratıyor. Artık şiir gibi, yeri geliyor bir sanat eseri gibi yolsuzluk üretmeye başlayan bir mekanizma ortaya çıkıyor.
AK Parti 20 yılın üzerinde bir süredir tek başına olmanın verdiği pervasızlıkla birlikte aynı yolsuzluğu, yani önce bir kendi payına düşen ekmeğin de dışında gidip bir başkasının hakkı olan ekmekten küçük bir parça alıp sonra abla kimse fark etmedi deyip dur ya şuradan bir dilim daha fazla alayım deyip sonra ekmeğin yarısını götürmeye başlayıp sonra çeşitli tedbirler alarak bu sefer masadaki bütün yemeği almaya çalışıp yemeği alıp yani hakkı olanın hakkını alıp ona tekrar satmaya kalkıp ve neticede 20 yılın üzerinde bir sürenin sonunda da artık Türkiye bizim için utanç ama AK Parti'nin dünya sıralamasında Türkiye'yi en yukarıya getirdiği bir sıralama var. O da şu, dünyada profesyonel yolsuzluk konusunda gerçekten en başarılı parti AK Parti'dir. En başarılı. Duyguları bir tarafa bırakarak bu yolsuzluk araştırmalarını yapıyoruz. Ve neticede yapıyoruz. Tam diyorum ki şu noktadan yakalarız, biz bunları yakalarız diyorum. Yargılarız diyorum iktidara geldiğimiz zaman. Sonra biraz daha ama diyorum araştıralım bakalım bunun da tedbirini almış olabilirler mi diye. Odur budur derken sonra bir bakıyoruz mecliste Plan Bütçe Komisyonu'na bir torba kanun teklifi gelmiş. Yani madenlerle ilgili kanun teklifi maddeleri de var içinde, milli eğitimle ilgili de var, ticaretle ilgili de var. Yani her şey boca edilmiş. Orada küçücük bir değişiklik yapmışlar. Bir V'yi veya yapmışlar. Ve böylelikle ileride de yargılanmaktan kurtulabilecekleri bir tedbiri almışlar. Yani o zaman bir bakıyorum bir seri katilin dizisini izler gibi. Yani diyorum ki gerçekten çok profesyonel böyle sanat eseri gibi bir yolsuzluk hikayesini örmüş oluyorlar. Hatta araştırmaların bir kısmının sonu da bizim araştırmaların mezarlıkta bitiyor. Yani yolsuzluğu yapanlar bu 20 yıllık sürenin içinde yemiş sonra bu dünyadan da göçüp gitmiş ve fail aslında ama hayatını da kaybetmiş. Bizim çalışma oraya kadar gidiyor. Şu ana kadar sadece benim yaptığım suç duyuruları yaklaşık 50 adet suç duyurusunda bulundum. Bunların hepsi belgeleriyle yapılan suç duyuruları ve toplam tutarı da belki bu seviyede bir birime çok alışık değilsiniz. O yüzden böyle oraya doğru gelerek söyleyeceğim. Milyon değil, milyar değil, 1 trilyon liranın üzerinde yolsuzluklarla ilgili yaptığım suç duyuruları var. Ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi olarak baktığımız zaman tabii bu rakam çok daha yukarı çıkıyor. Dehşet verici bir boyuta geliyor. Ve Türkiye ekonomisi maalesef AK Parti politikaları nedeniyle hastalanmış vaziyette. Hazinede açılan delikler günün sonunda hepimizi fakirleştiren bir sonuç doğuruyor. AK Parti tarzı yap işte devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesinde. İçinde Osman Gazi Köprüsü'nün bulunduğu İstanbul-İzmir otoyolu, 3 adet Kuzey Marmara otoyolunun etabı Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil, Menemen Çandarlı Ala projesi, Ankara Niğde otoyolu, Çanakkale Köprüsü dahil, işte Çanakkale Malkara otoyolu projesi ve Avrasya Tüneli. Eğer devlet kendi öz kaynağıyla bu 8 projeyi yapsaydı kasasından çıkacak olan para 22 milyar dolardı. Kendi öz kaynağıyla yapsaydı. Bu köprülerin maliyeti bu. Peki bunu dolar ve euro garantileriyle birlikte şirketlere günlük araç geçiş garantileri vererek kamuya devredilene kadar bu şirketlerin kasasına girecek toplam tutar ne kadar? 59 milyar dolar. Fark
37 milyar dolar. İşte Sayın Arzu Çerkezoğlu'nun ifade ettiği tercih budur. Sevgili İl Başkanımızı, Genel Başkan Yardımcımızı, milletvekillerimizi, ilçe başkanlarımızı, sevgili Beşiktaş Belediye Başkanımızı, bu toplantıya emeği geçen her... Türkiye kamuoyunun tanıdığı, gerçekten yaptığı görevi hakkıyla yapan, çalışan...